Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ne uluğ faziletleri var. Azizler, bunu engleştiğiniz için katta şefaat hadisini isletip ötmakçımen. Sahih Bukhari deyem kegen, İmam Muslim deyem bu hadis kegen. Kıyamet günü de hemme insanlar mahşer meydanına toplanışadı. Adamlar Allah subhanahu ve ta'ala'nın hükmünü kütüp duruşadı. Kıyınçilik köçüreydi. Kuyaş bir neyze mesafesi kalan çelik miktarda baş miyyege adamlarga yakınlaştırılardı. Kıynalıp gitip Adam aleyhisselamı aldıge barışadı. Ey Adam, siz Adamızsız. Bizni şefaat kılın. Yani Allah bilen bizni ortamızga turun. Adam aleyhisselamı yok. Ben bir hatanı kıyamam dediler. Allah kaytargan narsani daraxtni yeganman dediler. O'zimni o'ylab turibman, nafsi. Nuh aleyhisselam ham shu javobni beradilar. İbrahim, Musa, İsa hamma payg'ambar yo'q, biz o'rtaga tushmaymiz. Deb hamma payg'ambar o'zining hisob kitobi haqida tashvishda ekanligini xabar beradi. Va odamlar kelib Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yalanadı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz Allah'ın Resulüsüz, siz Allah'ın Habibisiz, şefaat kılın degenleri de Peygamberimiz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzları etediler. Uşende men parverdigarının erşini tekige varıp secdeye yıkılaman dediler. Allah Ta'ala menge şundak güzel hamdu senalarını ilham kıladı ki bundan aldın hem ondan kigin hem bunçelik güzel hamdu senalarını Allah Ta'ala menge ilham kılmaya geldi. Başımı secdeye koyamam ve Rabbimge hamdu senalarını eytemem. Şunda Rabbim eytedi ki ey Muhammed başınızı kütereyim. Söylediğin neseyizi soren sizge veriledi. Şefaatini soren şefaatke izin verildi dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam etediler ki ben uşende etemem. Ey Rabbim ümmetim, ey Rabbim ümmetim, ey Rabbim ümmetim diyemem. Şimdi Allah subhanahu ve ta'ala etedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cennetinin 10 darvazasından hesap kitap kılınmaydıgan ümmetlerinizi cennetke alıp girip getin. Cennetning boshqa darvozalaridan qolgan payg'ambarlar ummatiga sherik bo'lib kirishadi deb aytadi deganlar. Allohga qasamki, jannatning darvozasining bir tabaqasi bilan ikkinchi tabaqasining orasi Makka bilan Busro oraligicha bo'ladi dedilar. Shomni aytadi Busro deb. Shomdagi shahar bor. Makka bilan Busro oraligicha bo'ladi deganlar. Mana Mana bu hadisga bir taammul qilaylik. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam eng og'ir kunda, ota bola bir-biriga qaramaydigan kunda, ota-ona bir-biridan qochadigan kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatim, ummatim desalar, muhabbatga eng loyiq zot o'z zot emasmilar? Ana shuni o'rgatishimiz kerak farzandlarimizga. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi tanimaydiganlar juda ko'p. Misol uchun mana shu bugungi jumadan borib farzandlaringizni shunday yig'ib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nechinchi yil tug'ilgan degan savolni bering. O'z zotni nechta qizlari, nechta farzandlari bo'lgan, ismi kim deb so'rang. Bilmaydi. Ko'pchilik bilmaydi. O'z zotni siyratlari haqida so'rang. O'zotni odoblari haqida so'rang. Ko'p farzandlar bilmaydi. Bugun biz farzand tarbiyasini muammo qilib ko'tarib yuribmiz. Agar ular payg'ambarini yaxshi taniganda edi, o'zotni xulqlarini o'zlariga lozim tutganda edi, ularni xulqidan bugun biz tashvishga tushmas edik. Azizlar, payg'ambar alayhisolatu vasallamni yaxshi ko'rish iymon taqozosi. Nima uchun?
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degenimiz mi? Allah yeganedir. Muhammed Allah'ın Resulüdür degenimiz mi? O zatka iman getirgenimiz mi? Demek o zatını yaxşı tanış ve o zatka muhabbet koyuş iman takazası.